karışma demiştim sana. Ben konuşacağım demiştim. Beğendin mi yaptın? Özür dilerim gerçekten. İyi mi? İyi, uyuyor. Midesini yıkadık. Uyku kapı almış. Epeyce de su yutmuş. Birkaç saat sonra kendine gelir. Biz size uyandığını haber vereceğiz. Endişelenmeyin. Çok şükür. Geçmiş olsun. Fırat. Senin bir suçun yok. Suçumun avukatlığını sen yapacaksın, öyle mi? Madem avukatımsın, sana içimi dökeyim. Sevmediğim halde nişanlanan benim. Aylardır soğuk davranan ama adım adım evliliğe giden benim. Sırf senin hayatında kalabilmek için onu hayatından çıkarmayan benim. Şimdi söylesene avukat hanım. Nasıl savunacaksın beni? Senin bir suçun yok. Sana yapışan o. Bin türlü entrika çeviren o. Senin kibarlığından, korkularından faydalanan yine o. Onlarca insan tanıyorum ben böyle. Ben sorumsuzun tekiyim Nari. Boşuna kendini yorma. Bütün bunlara ben de sebep oldum. Seni kendimden uzaklaştıracağım diye sevmediğin bir kadının kollarına attım seni. Yapabilirim sandım. Kendini bilmezliğin sonuçları bu işte. Bir insanı kendi hayatına kıyabilme noktasına getirdim ya ben. Yapma Fırat. Irmağı tanıyorum. Dünya umurumda olmaz. Toparlanır yine ayağa kalkar. İnsanlara duygu sömürüsü yapar, şantaj yapar. Her şeye devam eder. İnan bana. Olan yine benim arkadaşım olur. Narin o kız ölmek istedi. Tabii. Ama ölmedi eğer farkındaysan. Sonuçlarını hesaplayarak yaptı bu işi. Seni senden daha iyi tanıyor. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Hastanız kendisine geldi. Şu anda iyi durumda, odaya aldık. Çok iyi. Yüzü gülüyor, sonuçlar çıkmış. Bir arıza yok. Of. Geçti canım. Ona bir şey olsaydı ne yapardım ben ya? Tamam hayatım. Geçti artık ya. Hadi gel çay kahve içelim. Baksana yüzün bembeyaz oldu. Şimdi seni yatıracağız başka bir yatağa. Ömrümden ömür gitti ya. Of. Abi siz de beklemeyin isterseniz. Hı. Zaten gece salmayacaklar. Biz sonra toplar getiririz ırmağı. Evet evet. Gece hepimiz kalamayız zaten. Siz de perişansınız. Gidin siz. İyi o zaman ben size jipi bırakayım. Daha rahat edersiniz. Fırat senin arabayı alsam. Hı? Daha rahat olur. Fırat. Sen de git. Sabah erken işin vardır senin. Bence siz hep beraber gidin. Ben bu gece ırmağın yanında kalmak istiyorum. Fırat, Necati abi hafta sonu bana alıyorum, tamam mı? Bu kargaşanın içinde bir de onunla uğraşma. İyi olur. Bu şantaja boyun eğim olur mu? Kim var orada? Nari. Fırat, ne oluyor? Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Benim hayatım şantajlara boyun eğerek geçti. Bir eksik bir fazla fark etmez. Ne demek şimdi bu? Hangi şantaja boyun eğdin? Senin kendine saygın yok mu?
İntihar ciddiye alınması gereken bir konu. Irmak Hanım'ın durumunda gerçek amacı ölmek değildi belki ama bir imdat çağrısı var. Yakınlarının bu konuda desteği çok önemli. Hemen tıbbi yardım için İstanbul'da iyi bir hekim bulmalısınız ve bu ihmale gelmeyecek bir durum. Anladım. Çok derin sorunları olduğunu bile bile yardım etmedim ben ona. Hemen alıp doktora götürmem gerekirdi. Esas benim suçum. Ben öyle içtip içip herkesin içinde patladım kıza. Rezil oldu, kaldıramadı tabii. Of. Ya Deniz, çok kötü hissediyorum ya. Ben tam bir öküzüm. Keşke girmeseydim ikinizin arasına. Onun aklını oynatmasının sebebi Fırat. Bu ilişkiden, bu saplantıdan bir an önce kurtulması lazım. Normal, sevgi dolu bir insan lazım ona. Bu adamla birlikte olmaya devam ederse hiç aklını oynatacak. Hayır hayatım, öyle deme. Çocuk da mahvoldu. Hayır yani bu Fırat yarın öbür gün çekip gitse... o zaman bu kız... Of. Ya neyse, kapatalım bu konuyu. Bir doktor buluruz, o halleder. Yani ben gerçekten anlamıyorum ne doğru ne yanlış. Sonuçta bu kadın erkek ilişkileri gibi böyle tehlikeli nükleer bir bölgede elini kolunu sallayıp da şuursuz dolaşılmaz. Irmak'cığım bizi çok üzdün. Nasıl oldu? Yani nasıl geldin bu noktaya Irmak? Anlatmak ister misin bana? Çok özür dilerim. Kabul ediyorum özrünü. Ama hepimizi çok korkuttun bak. Ben sana o kadını sorduğumda niyetim kıskançlık yapmak değildi. Natalie ne iş yapıyordu hayatım? Natalie bakanlıkta çalışıyordu. Ben onu öldürmeden önce. Sonra herkesin önünde düşmanca davrandın bana. Hepiniz güldünüz bana. Sonra gece yanımda yatmadın. Çok değersiz hissettim kendimi. Benimle ne kadar mutsuz olduğunu gördüm. Biliyorsun biz aylardır... Ne bileyim, biliyorum. Soğudun benden zaten. Ne zamandır bana dokunmak bile istemiyorsun. Ertesi gün... İçimdeki acı çok büyüktü birkaç. Tane hap aldım. Sakinleşmek için. Uyuşmak için. İçimdeki acı ve öfke geçmedi. Birkaç tane daha hap aldım. Sonra başıma çok kötü bir ağrı girdi. Ağrı kesici falan aldım. Sonra suya baktım. O kadar sakin ve o kadar huzurlu görünüyordu ki... ben de öyle hissetmek istedim. Kendimi suyun içine bırakıp... uyuyup... bu acıları hissetmemek istedim. İstemiştim sadece. Ve bunu bana veremeyecek kadar nefret dolu gördüm seni. Fırat, ben yılan değilim. Sadece çok acı çekiyorum.
senin senden nefret ettiği falan yok. Bu kaygıları at artık kafandan Irmak, ne olur. Bak en başta kendin. Sonra hepimiz sana yardımcı olmak istiyoruz. Çok iyi bir doktorum var. Bak her şey düzelecek, inan bana. Tamam. Şimdi güzelce dinlen. Biz hepimiz dışarıdayız. Sabah erkenden eve götüreceğiz seni, söz veriyorum. İyi olacaksın. Hiçbir şey için kaygılanma, tamam mı? Hadi. Kapa gözlerini. Kollarını aldığın gün ben iyileşeceğim sevgilim. Yemin ediyorum o pislik kadına bırakmayacağım ben seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.